Değerli izleyenler, Fransa'da hükümetin iş kanununda yapmak istediği değişiklik ülkede grev ve gösterilerle protesto edilmeye devam ediyor. Tasarıya karşı bugün ülkede genel grev günü. Fransa muhabirimiz Deniz Ustopal Paris'teki gösterileri yerinde takip ediyor. Merhabalar Deniz, söz sende diye. Merhaba Gökhan. Paris'teki yürüyüş bir saat önce başladı. Şu anda gençlik kortejinin içerisindeyiz, yürüyüşün en önünde. Gençlik içerisinde çok yoğun bir katılım var. Yani büyük bir coşku ve heyecan var. Görüştüğümüz sendikacılar bugün Paris'te okullar kapalı, tatilde ama Fransa'nın diğer şehirlerinde 100'e yakın liseyi bloke edildiğini, 100'e yakın lisede boykotların gerçekleştiğini ve onlarca da diğer üniversitelerde boykotun olduğunu söylüyorlar. Yine 3 Mayıs için tekrar bir gençlik yürüyüşü çağrısında bulunduklarını söylüyorlar. 1 Mayıs'a güçlü katılacaklarını ama bununla da sadece sınırlı değil. Hemen ardından da birkaç gün sonra da tekrar bir gençlik yürüyüşü gerçekleştireceğini ilan ediyorlar. Hükümetin gençlerin gençlik eylemlerini bildirmeye yönelik aldığı kimi kararların özellikle de bursların arttırılması, ek burslar verilmesi yönündeki eylemlerin bunların bir mücadelenin kazancı olduğunu, mücadele olmasaydı hükümetin de bu konuda kesinlikle adım atmayacağını ilan ediyorlar ve mücadele ederek dolayısıyla kazanıldığı dersini çıkardıklarını söylüyorlar. Daha fazla, daha ileriden mücadele etme konusunda da kararlı olduklarını ilan ediyorlar. Arkamda siz de görüyorsunuzdur. Gençler coşkulu, heyecanlı. Burada öğrenci sendikası ÜNEF'in kortejindeyiz ve coşkulu, heyecanlı bir yürüyüş devam ediyor şu anda. Evet Deniz, çok teşekkür ederim Fransa'ya ilişkin bu sıcak bilgileri bizlerle paylaştığın için. Gelişmeleri izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.